Bugün sizler için modern historiografinin, sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçi İbni Haldun'un sözlerini bir araya getirdik. İşte hayatımıza etki eden o sözler. Coğrafya kaderdir. İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. Gerçek, gerçeğe zıt olamaz, aksine onunla uyumludur. Her akıl, gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder. İlim bir kuyu, tartışma ise onun kovası gibidir. Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Kalpleri müteferrik olanların akılları kesinlikle birleştirilemez. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür. Akletmek, Müslümanlar tarafından terk edildi ve bu yüzden zelil bir hale düştüler. Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz. Kıtlık zamanlarında insanları açlık değil, alışmış oldukları tokluk öldürür. Adaletsizlik, medeniyeti mutlaka mahveder. Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Mağluplar galipleri taklit ederler. İlme yasak koyanlar veya insanları yalanla meşgul edenler, aklın ve insanlığın en büyük düşmanlarıdır. Peygamberler bile başkalarını yenmek için kendileri gibi düşünen yol arkadaşları bulmak zorundadır. İnsanların başkalarının mükemmelliğini ve kendilerinden üstün olduklarını kabullenmeleri çok az görülecek bir durumdur. Zulüm, umranın harap oluşunun habercisidir. Şehirlerin de bir ruhu vardır. Bir şehirde yaşayan insanlar, zamanla yaşadığı şehrin ruhuyla, karakteristik açıdan özdeşleşirler. Bil ki mantık ilminde esas, ispat etmektir.
öğretmenler, bilim sahibi olma yolunda öğrencilerine kitaplarını ezberletirler. Ancak bilimsel tartışmalarla ve münazaralarla konuları ve sorunları zihinde yerleştirme suretiyle kestirilebileceğini unuturlar. Durumdan duruma geçişler bütünüdür her şey. Bu değişmeler ve geçişler, kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi, tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur. Bil ki, kötü ve yerilmiş ahlaktan uzaklaşıp, üstün bir ahlaka ve kişiliğe sahip olmak, ancak kişinin kendisinde bir kemal ve yeterlilik vehmetmesiyle ve insanların kendisinin ilim ve sanatına muhtaç olduğunu hissetmesiyle gerçekleşir.